Hoş geldiniz. Gürcan Bilgiç ile birlikteyiz. Futbol gündemini konuşacağız. Mesajlarınızı gönderebilirsiniz her mecradan. Biraz daha özen göstereceğim. Hep sitem ediyorsunuz mesajları, soruları okumuyorsunuz diye. Ama okumuyorsun Yusuf. Evet doğru. Merhabalar diye mesaj gelmiş size, ben, okuyorum. Benim okuyamamam normal. Yakın, ya, yakın gözlüğü. yakın gözlüğüyle. Keşke senin tecrübende senin gibi olabilsek. Bak senin yaşında demiyorum. Senin tecrübende senin gibi olabilsek diyorum. Çok teşekkür ederim. Ben ama bak tahmin edebiliyorum. Kim ne demiş acaba? Yani zaten, biliyorsun 45'ten sonra ufak ufak ama yakın gözlüğü ister. 45 değil ya, ben geçen benim gözlerim %110 görüyor normalde. Uzağa. Yani uzağa ve çok efsane görüyor. Aynen. Yakına da hiç sorun yoktu. Son 4-5 ayda telefona artık biraz şöyle bakmaya başladım. Dedi ki ya hani yaş itibariyle normal dedi, yavaş ben yavaş. 40'tan sonra gözlük takacağım herhalde. Uçakta fark ettim ilk. Uçakta. Tabii bindik uçağa. Kart mı verdiler? Yok. Ne yaparsın uçakta? Gazete alıyorsun, okuyorsun ya. İşte ön koltuğa dayadım gazeteyi, baktım görmüyorum. Flu. Kötü bir yolculuk olmuş. Şeyler. Tabii o an gerçeklerle yüzleşiyorsun. Çocukluğuna gidiyorsun. Ben nereye düştüm çocukluğuna diye. Çocukluğuna gidiyorsun. Baban gözünün önüne geliyor. Ya. Gözlüğünü ağlayacağım silerken, şimdi gözlüğünü ama. Gözlüğünü silerken falan. Birdenbire. Şimdi gerçekler derken futbolun gerçekleriyle de yüzleşelim. Şenol Hoca'nın yani dünün önemli gündem maddelerinden birisiydi. Geçen burada konuşmuştuk. Hazirana kadar devam eder mi, etmez mi? O takımın başında olur mu, olmaz mı? Sanırım yollar ayrılıyor. Artık resmiyete dökülmesi bekleniyordur. Bu arada ne oluyor bilmiyorum ya. Seninle yayından önce de şakalaşıyorduk ama bence karşılıklı bir satranç var. Beşiktaş yönetimiyle Şenol Güneş. Finansal bir satranç. Değil mi? Madde finansal madde. Sportif bir yani, şey kalmadı artık. Yani iki tane Karadeniz'de hem Fikret evet. Başkanı hem Şenol Hoca bir noktada öteki tarafın taviz vermesi. Öyle öyle. Yani çünkü Şenol Hoca ile devam edeceğiz. İşte burası istemezse ben giderim diyordu. Değil mi? Evet. Ben ancak onlar beni teklif yapılmadı, teklif yapılmadı diye defalarca söyledi. Neyken Nihat Başkan, Nihat Özdemir çıktı dedi ki uzun süredir görüşüyorduk. Evet. Taca atmış oldu. Ya ama şimdi uzun süredir olan görüşmeyi biz hepimiz de biliyorduk. Uzun süre Lucescu öncesinden beri görüşüyorlardı. Tabii, yani biz yani hepimiz farkındaydık evet. Bazı şeylerin. Sen diyordun ki Şubat'ta gelir. Ben diyordum ki yok Mayıs sonu olur aynen. Falan. Yani Lucescu ile bitirirler. Ama bir türlü Şenol Hoca'nın geleceğini biliyorduk. Tabii bunu Fikret Başkan'ın da bilmemesi mümkün değil. Belki de o yüzden ne bile geldiğinde buraya, ne bile birine şey dedi. Bir şey demedi. Ertesi gün Ahmet Bey şey dedi. 3 yıllık sözleşme önereceğiz. Evet evet. O da bir hamleydi belki. Yani o da çünkü yani ben her seferinde bunun tabii finansal bir boyutu var. Ama aynı zamanda işler bu kadar sarpa sarmamışken sportif anlamda iki tarafında ayrılan taraf olmak istemediğini net bir şekilde gösterdiğini düşünüyorum. Yani taraftara karşı Fikret Orman iki kere şampiyon yapmış, Şenol Güneş'i göndermiş isim olmak istemiyordu. Son haftalar öncesinde. Şimdi taraftar da gitmesini istiyor Şenol Hoca'nın. Sportif nedenlerden dolayı. Şenol Hoca da Beşiktaş'ı ben bıraktım. Yani Fatih Terim'le Ünal Aysal arasında yaşananın bir tekrarının olmasını istemediler. Yani o ikisi de karşı taraf karar versin. Ben karar verici olmak istemiyorum dedi. Aa, bu noktadan sonra yani Fenerbahçe beraberliği ardından gelen öteki puan kaybı Kayseri maçı hı hı. Yani hatta yeni ligden de döndü Beşiktaş. Yani şimdi bütün şeyler bizim çocuklar Konya maçı diyorlar. Konya maçı sonrası falan diyorlar ama şampiyonluk yarışına ciddi şekilde uzaklaşan Beşiktaş var. Yani senle de konuşuyorduk. İkincilik yani, yarışında şu an. Aynen. Artık Şampiyonlar Ligi'ne kafa sokabileceği, en azından ön eleme oynayabileceği bir fırsatın peşine düşmek zorunda. Ve bu noktada ben de yönetici olsam, senin de biraz önce söylediğin gibi, yani geçmişinde iki şampiyonluk, işte geçen sene Şampiyonlar Ligi başarısı, bu sene çok net bir şekilde performansı olmasa da Şenol Güneş, Şenol Güneş'tir yani. Bırakmam yani. Niye o riski alayım ki? Bir kere risk tepki alma riskim var. Yani seçim yaklaşıyor. Niye riski alalım? Ama süreç Şenol Hoca'yı müthiş yıprattırdı Yusuf. Bence en çok, evet yani onu soracaktım mesela. Yani, bu durumdan en çok yıpranan isim veya kurum hangisi olacak? Şenol Hoca gibi hayır, duruyor. Mesela geçen bir Beşiktaşlı arkadaş dinliyorum. Televizyon birini yani diyor bu kulüp senin için maça çıkmadı diyor.
Sen nasıl yaparsın böyle bir şey? Evet, Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye karşı. Yani bu taraftar senin arkanda da çok ciddi bir travmayla konuşuyordu. Ve bir sene arkadaşım. Türkiye Kupası'na gitmemeyi göze yani, alarak tabii, bunu bu kararı verdi. Yani o hissiyat içinde ve birdenbire Şenol Hoca'nın böyle zaman zaman sert yönetime karşı da sert konuşturan. Serzenişler olmuştu. Gücü o taraftarın evet, o sevgisinden, desteğinden alıyordu. Birdenbire sanki o tarafta boşalmış gibi. Sanki bu saatten sonra Şenol Hoca'yı tutsan da tutmasan da çok büyük tepki alınacak gibi durum yok diye düşünüyorum. Yani ben öyle görüyorum. Yanlış da görüyor olabilirim. Beşiktaş taraftarının çoğunluğu gitmesini istiyor sanki şu an. Aksine bir de o var. Sanki göndersen daha aynen, iyi olacak gibi. Aynen. Öyle de bir durum var. Ama ben şuna inanmıyorum. Mesela bir dinleyicimiz bu bir buçuk gözlere diyor ki Gürcan abi şov yapıyor. Serhat Baş Beşiktaş'ın ikincilik mücadelesi için artık yeterli motivasyon sahibi olduğunu düşünüyor musunuz diyor. Üçüncülük bile riske gelebilir. Şunu unutmasın Serhat Bey. Fenerbahçe'ne gelene kadar 5'te 5 miydi? 5'te 4 müydü? 4 galiba. 5'te 4'ü yaparken de milli takımla anlaştığını biliyordu. Evet Serhat, evet. Baş. Herkes zaten konuşuyordu. Yani ikinci yarıdaki o başarılı çıkış, üst üste alınan galibiyetler olurken de Şenol Hoca doğru, milli takımla anlaşmıştı. Demek ki bunun çok motivasyonla, çok takımdan ilgiyi aldım şununla bununla. Çok değil. Ama çok bir sözü var. Yok. Mesela ona ek olarak da coffee lover, yani kahve sever. Ben de severim. Ben de çok severim. Yine kahve makinesi aldık ayıp. Acaba bu mesajımızı alanlar oluyor mu? Ya rejiye mesaj gidiyor buradan. Kahve severim diyor. Bunu değerlendireceğiz. Bak, değil mi? Gözlüğüm bunu, var. Bunu bir yere not alıyoruz değil mi? Gözlerim bozuk ama kulakların duyuyor. Farkındayız bazı şeyler. Şey demiş. İyi yayınlar değerli abilerim. Şenol Güneş'in bu gidemi işi seneye kurulacak yeni takımın geleceğini nasıl etkiler? Buna ek olarak bir de yönetimle ilgili bir sıkıntı var. Yani Fikret Orman da evet, doğru, daha seçilmiş değil. Belki çok ciddi bir rakip çıkacak. Şu an öyle bir durum söz konusu değil. Rakipler var, adaylar var ama yani Fikret Orman çok daha ön planda duruyor o rakiplere karşı ama bilemezsin. Yani seçim süreci nasıl bitecek, sezon nasıl bitecek? Ya şimdi şu realite, Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nden elendi Kasım ayında. Fikret Başkan ne dedi? %30 küçüleceğiz dedi. Evet. Pepe gitti, Negredo da gitti değil mi? Babel'i gönderdi sonrasında. Hatta şampiyonluk kaçtığında söyledi bunu, özür dilerim. Hı hı. Geçen Mayıs ayında söyledi. Şampiyonluk kaçtığında söyledi. Ardından geçenlerde gene çok benzer bir laf etti. Gene %30 küçüleceğiz. Önümüzdeki sezon için. Şimdi şeye baktığın zaman yapılan planlamaya çok yanlış değil Yusuf. Hı hı. Yani gelirim bu kadar, giderim bu kadar. Şampiyonlar Ligi varsa bir gelir gelecek. Bir denge kuracağım. Ödemeleri demek ki bir planlamaya geçecekler. Ve bu planlamada artık Beşiktaş'ın olmuş adamlarla aldığı, hı hı, şampiyonluklar gibi bir durumun olması fırsatlara bağlı olacak. Yani bir fırsat oldu. Quaresma gibi bir oyuncu yakaladılar. Alacaklar ama daha genç, daha gelecek vadeden. İşte bugün aynı Cenk Tosun gibi 500'e 1'i aldım. 3 sene sonra 10'a 15'e satabilir miyim? Evet. Diyebilecekleri oyunculara yönelmek zorunda. Sadece Beşiktaş değil, bütün kulüpler yönelmek zorunda. Ama bunu yaparken Beşiktaş, evet bence de bütün kulüplerin yapması gerekiyor. Fikret Orman daha acemi bir başkanken, daha az tecrübeye sahipken daha fazla güveniyordu futbol adamlarına. Daha fazla kararlarda onların ön planda olmasını sağlıyordu işte. Önder Özen bunlardan birisidir. Slaven Bilic bunlardan bir tanesidir. Transferlerde zaman zaman bir transferde iki transfer, mesela Sezer transferi veya Gökhan transferi. Ben başkan kontenjanını kullandım. Bu benim kontenjanım. Çoğu da zaten başarısız oldu. Diğerleri tamamen futbol aklı, futbol yönetiminin transferleri demişti. Şimdi tecrübelendikçe Fikret Orman ve onun yöneticileri, onunla birlikte yönetimde olan isimler daha fazla kendi kontenjanlarını kullanmaya başladılar. Ben şimdi yeni dönemde, yeni gelecek işte madem yatırım yapılacak, yeniden bir futbol aklı lazım. Acaba öyle bir yapılanmaya gidilecek mi Beşiktaş'ta? Bitmek zorunda. Şimdi biliyorsun başkanlar futbolu çok iyi biliyorlar.
dediğin gibi ilk geldiklerinde bilmiyorlar da sonra bayağı iyi biliyorlar. Yani Aziz Başkan da kulakları çınlasın, tahtada duruş yerlerini gösteriyordu. O oyuncular Oğuz Çetin'in teknik direktörlüğü sırasında. Bak kardeşim şu top buraya geliyor, sen niye burada duruyorsun? Pozisyona, analizi toplantısına ve kendisi de söyledi bunu. Yaptı. Hadi dedi, seyrediyordum dedi, Oğuz Hoca anlatıyordu dedi. Baktım dedi anlamıyorlar, çıktım ben söyledim dedi. Hatırlıyorum. Şimdi futbol atla deve değil. Burada yönetimlerin esas koyması gereken prensipler. Bir plan koyacak ortaya. Mesela benim Fikret Başkan üzerinde en çok eleştirdiğim nokta. Kaçıncı senesi Yusuf? 7 mi? 2012'de geldi galiba. 7. senesi evet. Bir tane genç oyuncu gelmedi bak. Feda diye başladın. Oğuzhan'ı sayabilir miyiz? Hayır. Oğuzhan transfer. Yani şey alttan genç alttan oyuncu. Alttan bir tane genç. Okay. Mesela Oğuzhan, Veli, işte Olcay. Yani Dorukhan bile mesela. Bir tane genç oyuncu. Yani altyapıdan bir oyuncu gelmedi. Hadi dersin ki imkanlar kısıtlıydı. O da oyuncu yoktu altyapıda oynatabileceğin. Şenol Hoca da döneminde de bir tane genç. Dorukhan'ı da Eskişehir'den aldı. Evet evet öyle öyle. Yani o da altyapıdan gelmedi. Belki Atınç mıydı? Atınç. O da oynamadı. Aldılar, onu da sattılar. Gönderdiler sonrasında. Şey olmadı. Bir Atınç'ı belki söyleyebiliriz. Necip zaten takımın içindeydi. Evet, Mustafa Denizli döneminde. Yani şimdi şey olmaz mı? Bakıyorsun. Ya diyorsun benim sağ bekim Gökhan Gönül. Ben bunu aldım. Yaş 32. Gel. Bu gel adam... ünlü olursun gel. Gel ünlü olursun. Gel. Ne diyorsun? Gel ünlü olursun ne olacak? En fazla ünlü olursun yani kötü bir şey değil. Gürcan abiyle aynı karedesin yani. Soru sormak isteyen eli titriyor. Alalım buradan sorunları. Sıcak sıcaktan. Teşekkür ederiz. Mesajımız demek ki doğru yerlere ulaşmış. Dedim ben sana. Görmede problem var. Abi, duymada yok. Muhteşem. Bu atılımın yani bu atılımı ben çok mümkün görmüyorum. Yani şu an Beşiktaş'ın da Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da yapması gereken prensip Trabzon mecburiyetten girdi bu işe. 13 tane altyapı oyuncusu. Öyle. Ama mecburiyetten girdi. Ama hayırlı oldu. Yani transfer yasağı olmasa bence onlar da girmez. Kimse girmez. Beşiktaş'ta transfer yasağı. Ya da bu kadar sayı bu kadar olmaz. Beşiktaş'ta feda sezonu olmasa Oğuzhanlara, bravo, Gökhan Töre'lere gitmezdi yani. Aynen. Ve mesela Önder Hoca ile nefis bir planlama yapmışlardı. Kesinlikle. Ve Türkiye Futbol Federasyonu o planlamanın biraz içine limon sıktı. Onu hayır dese olmayacaktı. Ama onun da işine geldi. Evet. O, 14 ama, yabancı yani o kuralına dönmeseydi, 5 yabancıya inseydi şimdi belki de hala şampiyon olmaya devam ediyordu. İşte evet. Beşiktaş. Aynen. Çünkü yerli kadrosunu çok kaliteli kurmuştu. Hem genç hem oyunculardan hem iyi oyunculardan kurmuştu. O planlama içinde. Ve muhtemelen Şenol Hoca ya önümüzdeki hafta olmadı. Sezon sonu zaten kesin gidecek. Evet. Ve Fikret başkan olur, başka başkan olur. Sonuçta o yapılanma sürecini gerçekleştirecek teknik direktörü Türkiye şartları için. Mesela Filip Koku aslında bu aşamada, bu bakışta yanlış bir adam değildi. Hı hı. Teknik olarak uymadı ama. Yanlış bir adam değildi. Çünkü 3 senede PSV'ye 120 milyon euroluk satış yaptırmış. Evet. Yani sen de diyorsun ki ben satıp kurtulacağım. Bu oyuncuyu adam da, parlatır belki. Ha, bu adam da bu işi biliyor. Tamam. Mesela Filip Koku'nun oyunu hakikaten oyuncuyu parlatır. Ama Türkiye'de Velattin Amin. Yani İspanya'da parlatır. Ha, size şöyle söyleyelim. Hollanda'yı şöyle açıklayalım. Van Persie 14 gol attı. Evet, bu hafta 3 gol attı. Yani düşünün Van Persie'nin 14 gol attığı bir ligden bahsediyoruz. Ya vay kardeşim adam bizde oynamadı orada üçü yok abi. Çok yani. İleri de çıktı şimdi. Hayır şimdi Hollanda Ligi ilk. Öyle. Gitti. Ronaldo da Romario da ilk Avrupa deneyimini orada yaşadı. Zlatan İbrahimovic için de Malmö sonrasında Ajax vardı. İşte Suarez'i katabiliriz ama Alfonso Alves de çıktı. İşte Mateo Kejman'ın da kariyeri maalesef düşüş yaşadı. Yani çok örnek var. Var yani doğru. Çok iyi oyuncular da çıktı forvet olarak doğru. Mesela, ama çok kötüleri de çıktı. Mesela 2008 Avrupa Şampiyonası bitti. Biliyorsun Semih Şentürk yıldız oyuncularındandı ve serbestti. Aynen. Ajax ciddi şekilde istiyordu Semih Şentürk. Çok güzel de olurdu aslında. Bir sohbette abi dedi kalacağım herhalde dedi. İşte ben dedi İngiltere bak dedim. Ajax seni istiyorsa eğer git. Çünkü Hollanda sıçrama oradan taşı. Premier Lig. Ve iyi takımlar. Aynen yani öyle bir ufkun varsa
Öyle bir ufku yoktu Semih'in. Keşke Semih'e de selamlar. Beni de trollemişti futbolu bırakıp bırakmama meselesinde. Onu da hiç unutmadım. Bir gün rövanşını alacağım. Fenerbahçe ile ilgili konuşalım. Bu 28 şampiyonluk meselesi. Metin Sipahioğlu açıklamalarda bulundu. İlk önce kamuoyuna anlatacağız. Sonrasında hukuki girişimlerde bulunacağız dedi. Ki bence doğru yolda bu. Mantıklı yolda bu. Fenerbahçe'nin talebini doğru mu buluyorsun, yoksa hani olmaması gereken bir şey mi? Ben kendi fikrimi hemen söyleyip sıyrılayım. Lefter Küçük Andonya'dis sezonunda Lefter'in şampiyonluklarını saymayacaksak saçma geliyor bana. Bence her takımın futbol Türkiye'de oynandığı andan itibaren bütün şampiyonlukları sayılması lazım. Galatasaray'ın da var, Beşiktaş'ın da var. O yüzden ben talebi haklı buluyorum. Her kulüp için. Doğru. Ama Futbol Federasyonu dedi ki ben dedi mevcut statüyü 59'da başlattım. Aha. Dolayısıyla dedi 59'dan itibaren sayarım dedi. Bu bir. İkincisi sonra rahmetli Cenk abi. Cenk Koray. Cenk Koray Haluk Başkan, Haluk Ulusoy döneminde bir türlü Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'na ikna etti. Dedi ki 58'de 57'de de biz Beşiktaş olarak Türkiye'yi işte bilmem Şampiyonlar Ligi, UEFA Ligi temsil eden kulüp olarak gittik. Bunlar şampiyonların katıldığı turnuvalardı. Dolayısıyla bizim de iki şampiyonluğumuz vardı. O federasyon verdikten sonra geçmiş olsun. Metruk binanın camı kırıldı. Vardır ya meşhur hikaye. Evet. Metruk binanın camı kırıldı. Bunlar da vereceksin abicim artık. Esas sıkıntı şeyde başlayacak ama Beşiktaş'a yapmıyorlar. Hani nakden yayın gelirlerinde evet, şampiyonluk evet. sayısına göre hesaplamalar yapılıyor ya. Yani o yüzden araya ekstra 6. 7. şampiyon girsin istemiyor büyükler. Evet. Yani Başakşehir girdi ya. Biraz daha azalacak. Büyüklerin aldıkları şampiyonluk primleri düşecek otomatikman. Evet. Başakşehir'e de oradan bir birim gidecek, para gidecek. Ama zannediyorum onu Beşiktaş'ın o iki şampiyonluğunu o şeyin içine koymuyorlar. Sayımda mı? O hesaplamanın içine koymadılar. Onu 59'dan itibaren. Yani işin ilginç tarafı statülerde 59'dan itibaren profesyonel ligler oynanmıştır diyor ama iki şampiyonluk fazladan var saydığın zaman. Abi verdin mi? Totale baktığın zaman. Hayır o cam kırıldı mı gitti geçmiş olsun. O zaman hepsine vermez. Vereceksin. Bence de verecek. Yani hukuki olarak da bence orada zorunda kalacak. Vereceksin. Ben çok iyi hatırlıyorum ve çok da hoşuma gitmiş. Çok güzel bir protestoydu. Futbol Federasyonu kararı açıkladı. Tam sonra Beşiktaş bir yıldız koydu buraya. Ya da ikinci yıldızı koydu. Fenerbahçe takımı ilk maçında üstü yıldızlarla kaplı bir formayla evet, çıktı. Evet hatırlıyorum. Ve ceza aldı. Evet. Yani federasyona bildirdiği tescilli formayla çıkmadığı olmadığı için. Ceza aldı. Bence çok uygun, çok usturuplu, çok seviyeli bir protesto yaptılar. Karara eleştirdiler diyelim. O şeyle formayla ama burada dengeleri düşünüyorum diyorsan Haluk Başkan'ın yaptığı yanlıştı bence o dönemde. İsteyebilir. Cenk abi de isteyebilir. Benim iddia edebilir. Aziz Yıldırım da Aziz sıkça Başkan da isteyebilir. İddia etti. Mustafa Başkan da bizim de var şampiyonumuz diyebilir. Bunlar değil. Ama 59 bin milatsa bundan sonrası denmişse ve o güne kadar böyle işlemişse bunu bozmanın, hocamı kırmanın anlamı yok. Kırdıktan sonra zaten bitti. Yok yani rahmetli bir kere anayasa bir kere denilse ne olur demişti rahmetli Özal'da. Olmayacak abi. Olduğu zaman herkes kendine göre tabii, kuralı eğip bükmeye başlar. Bence de öyle. Tabii benim çevremde hani bunun tartışmasını veya konuşmasını yaparken Fenerbahçeli arkadaşlar da, Fenerbahçe'yi tutmayan arkadaşlar da ya bu sanki bu sezonun üstünü biraz kapatmak için bahane gibi görüyorlar. Ben katılmıyorum bu söyleme. Çünkü Ali Koç'un kampanya sürecinde defalarca dile getirdiği, bununla ilgili hatta hukuki işlemleri de başlatacağını söylediği bir şeydi. İşin kötü tarafı böyle bir sezonda denk gelmesi. Yani sanki bu biraz işte bu çok kötü geçen. Tarihin en kötü sezonunun. Yani ben şey tarafından baktığım zaman dediğim gibi son iki yılda bu iş çok şiddetlendi. Önceleri evet. Bu kadar değildi. Neden? Çünkü Galatasaray geldi şampiyonluk sayısında Fenerbahçe'yi geçti. Dördüncü yıldızı taktı. Yani iki kulüp arasındaki özel rekabet gereği Fenerbahçe camiası bu duruma sahada karşılık veremedi.
şampiyon olarak o sayıyı eşitleyemedi. Ve dolayısıyla bu tartışmayla gene bir öne geçmeye çalışıyor. Çok doğru mu? Ben yani hukuk olarak bakış açısında doğru ama rekabette geçmen için daha büyük çaba sarf etmeleri, bu konuda kendilerini geliştirmeleri, ne yaparız ne deriz deyip yani futbol takımının daha iyi ezeli rakiplerinden daha üstün oyunlar oynayıp şampiyon olmasını sağlamaları için kafa yormaları daha iyi olur bence. Şimdi o kafayı yorma meselesinde en yakın durak Başakşehir mücadelesi. Bu hafta şampiyonluk yolunda Başakşehir çok önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Fenerbahçe'nin her maçı final maçı. Yani iki tarafında farklı amaçlarla ısrarla 3 puanı kazanması gereken bir durum söz konusu. Nasıl bir maç bekliyorsun onu da sorayım. Bu arada hani sorular da var. Formadaki yıldızlı protesto sloganı da sizi de yıldızlarınızı da takmıyoruzmuş bu arada. Ben öyle bir şey hatırlıyorum. Ben valla... Tribünde öyle bir şey hatırlıyorum ben de. Anıl Bey, abiler hiç yorum okumuyorsunuz demiş. Hemen okuyorum. Bu haftaki maçla ilgili düşünceleriniz mesela. Soruyu sordum. Demek ki öngörmüşüm. Beşiktaş yeneceğiz ve şampiyonu biz belirleyeceğiz. Derken Anıl Bey'in... Beşiktaş değil ya, İBFK yazıyor. Aa, çok özür dilerim. İşte. Yakaladım. Başakşehir'i yeneceğiz. Anıl Bey Fenerbahçeli muhtemelen. Muhtemelen. Ben Fenerbahçe'nin Başakşehir'i yeneceğini düşünüyorum. Yeneceğini. Evet. Bugüne kadar konuştuğum herkes bu kadar iddialı söylüyor. Hayır hayır. Bütün vasıflar Fenerbahçe olacak bu hafta. Bütün Rafet Bey'de. Herkes bir gün Fenerli olacak. Doğru. Oo, yayın çok tehlikeli noktada. Ama şeyde gidiyor. Daha geçen hafta da öylelerdi. Beşiktaş maçında da Fenerli'ydi. Ben başka takım taraftan başka takımı tutabileceğini tutar, inanmıyorum. Tutar mı diyorsun? Tutar. Yani tutmaz da en azından kazanmasını ister. Ya, o öyle zaman. Normal. Real Madrid taraftarı da Valencia'nın Barcelona'ya kazanmasını tabii, ister tabii. Şampiyonluk yarışında. Çok doğal bir şey yani. Kazanmasını ister ama yani bunu Beşiktaş maçı öncesi de yazdım ben. Yok, Beşiktaş maçıyla birlikte. Yani ligin ağabeyi oldu Fenerbahçe. Düşeni de şampiyon olanı da belirleyecek. Alacağı sonuçlarla. Neden? Artık kendi kaderini de belirleyecek. Tabii abi. Artık oturan bir oyunu var. İlk yarıdaki ensesine vur, lokmasını al takım olmaktan çıktı. Yani Ersun Hoca daha sert, daha kor. Daha böyle dirençli, mücadeleci ve tehdit eden bir oyun oynatıyor. O nedenle artık Fenerbahçe için ya gene yenilecekler demiyorsun. Ya yani ben... Başakşehir maçında da yani şeyin geçen seneki oyunun Fenerbahçe'ye maçı kazandıran oyunun analizlerini falan incelemesi gerekir Ersun Hoca'nın. Her hafta konuşuyoruz. Bu hafta da istatistiklerde görmüştüm. Sanırım Opta yayınladı. Eğer değilse de özür dilerim. Başka bir şirketse de yazarlarsa veya fark ederlerse düzeltirim tabii ki. Rahat gol pozisyonu ya da gol olma ihtimali yüksek gol pozisyonu verme sıralamasında en az veren ikinci takım. En az o pozisyonu, o pozisyon imkanını, o gol imkanını veren ikinci takım Fenerbahçe. Ama buna rağmen inanılmaz goller yiyor. Peki. Yani 36 mutlak gol pozisyonu vermiş, 34 gol yemiş. Yani öyle bir şeydi. Abi, çok şey, az vardı. Şey çok yani. Gelen top gol oluyor. Aynen. En az pozisyon veren takım Başakşehir. Evet işte. Bir Başakşehir, iki hayır, Fenerbahçe. Ama bak ya 24 ya 27. Tamam mı? Başakşehir. Evet. Net pozisyon sayısı rakibe verdi. Fenerbahçe'nin 37. 37 mi 36 mı öyle bir şeydi. Bak, %50 fark var. Yine Başakşehir'e baktığınız zaman. Öyle. Yani Başakşehir, üçüncü de Beşiktaş. O da bir fazla Fenerbahçe. Evet. Sonrası da Atiker Konya yani, Spor var yanlış görmediysem. Ama ötekiler 40'a yakın dolaşırken Başakşehir gene onlardan %30 daha az pozisyon vermiş. 24 maçta 11 gol yemiş. Evet, sezonun yani, ilk yarısı inanılmaz bir savunma bu, vardı. Bu ciddi bir performans. Fakat öbür taraftan mesela geçen sene Aykut Hoca'ya yapılan eleştiriler en fazla gol atan takım olmasına rağmen Fenerbahçe. Futbol estetiği üzerinden. Şimdi Başakşehir'e yapıyor. Aynen. Aykut Hoca geçen sene çok önemli ders verdi. Herkese. Yorumculara, işte futbolu anlıyorum diyenlere, seyircilere, kendi seyircilerine. Yani oyun başka bir şey dedi, futbol başka bir şey dedi. Benim dedi, kadrom dedi, size bu oyunu seyrettirmeye uygun. Ama ben bununla şampiyon olamam dedi. Abdullah Avcı da aklın yolu bir. Peki olanlar nasıl oluyor? Şenol Hoca nasıl oldu mesela? Şenol Hoca'nın ama atan bir takım var. Şenol Hoca'nın takımı da var. Gomez, Quaresma, Talisca, Abubakar. Orta sahada ilk sene Sosa.
Sonra Oğuzhan'ın farkı oldu. Peki hoca ona göre tercih yapamaz Gökhan'ı mı aldı, oyuncuları? Caner'i aldı. He? Oyuncuları ona göre tercih edemez mi Aykut Hoca da? Çünkü edemedi sonuçta... ki. Hayır, edemedi ki. Ama bir sürü oyuncu gelip gitti şimdi. Ha, şimdi nasıl ama? Yani ilk döneminden itibaren buraya kadar gelelim. 100 milyon euroya yakın bir transfer harcaması yaptırıldı. Kaç sezon üzerinden? 5-4 sezon üzerinden konuşuyoruz. Bak Aykut Hoca'nın kurduğu takım bak. 2011 şampiyon. Evet. 2012 son maçta kaybetti şampiyonu. Hı hı. Kupayı aldı. 25 yıl sonra, 24 yıl sonra mı? Kupayı aldı. Daha fazla olabilir. 2013 Benfica maçında. Şey, yarı final UEFA. Yarı final. Kupayı gene aldı. 2014 tarihine en erken şampiyonluğu. Şampiyonluğu 2 hafta kala falan kaybetti. Bir gençler bir maçıydı galiba. Evet. Bıraktı 2014. Bravo. Arsene Hoca geldi. Aynı takım. Şampiyon yaptı. Ardından devamında İsmail Kartal geldi. Vitor Pereira. Yok, İsmail Kartal geldi. İsmail Hoca geldi. O kurşundan mı olay olmasaydı Rize dönüş yine şampiyon olacaklardı. Onun yarattığı travma. Yani ve Aykut Kocaman realist oyunu tercih eden. Okay. O realist oyunun için belli prensipler yapıp o prensipler çerçevesinde oyuncularını ve takımı kurgulayan. Yani teknik direktör takımı. Hemfikiriz. Abdullah Hoca da aynı. Okey, ama mesela o kadroyla Ersun Hoca daha estetik bir futbol oynatarak şampiyon oldu ve çok erken bir şampiyonluk da elde etti. Yani demek ki o kadroyla başka bir futbol oynanabilirmiş. Ben bunu sordum Aykut Hoca'ya. İşte Alat'ın Vertumar'ın dedi. Aziz Yıldırım'ın odasından çıktı gitti. O dönemde transfer konusunda anlaşamadılar. Hedefin neydi dedi. Hızlı dedi. Bak daha Ersun'un oynattığı futbol yok Ersun Hoca'nın. Daha hızlı oynamak için antrenmanlarımızı kurgulayacağız dedi. Çünkü fiziğimiz belli bir yere geldi dedi. Takımın fizik gücü. İşte örnekler verdi. Bayern'in o zaman uçuyorlar. Bayern Dortmund 25-26 kilometre hızlarla oynuyor dedi. Biz dedi 22'yiz dedi. 26 olamayız ama 24 olabiliriz dedi. Yani o 24'ün peşine düşeceğim dedi. Ki şeyi de transfer etmesini yani Alper ve neydi Başakşehir'den İstanbul Spor'una orta saha aldılar. Holmen'i mi? Holmen'i. Bu transferlerin nedeni de şuydu yaptığı şeydi. Holmen top rakipteyken en çok top kapan oyuncuydu. Alper top Fenerbahçe'de kendi takımındayken en çok top kapan oyuncu. Yani korner atıyorsunuz, rakip karşılıyor. Basıyorsun, Alper alıyorsun. O basıp alan bölümden. Holmen ise artık kendi sahana çekilmişsin. Ben dedi bu iki oyuncuyla dedi öndeki adamlarımı geriye koşturmak istemedim dedi. Onlar topu kapacaklar. Onlar daha diri kalacaklar. Dolayısıyla oyunu önde oynayacak. Dolayısıyla Ersun Hoca geldi aynısını oynattı. Ama tamam mı? Yani bu yani ama bu teori. Yani geri döndüğündeki Tabii canım. Hayır. Yani bu bir teori. Hayır sonuçta. Sen bir şey diyebilir misin ya? Yani hangi teknik direktör oyuncu grubunun o potansiyeli varken sağınızda bekleyin der. Ya da rakibe gitmeyin der. Ama kimse bekleyin demez zaten. Ama şeyde mesela bak Galatasaray'da Belanda'yla Pegoli'nin önünü kapattın takımı. %40 geriye yetiyorsun. Ya da %60 öyle. Geriye yetiyorsun. İşte Fenerbahçe'de sağ tarafı kapattın. Takımı geriye yetiyorsun. Beşiktaş'ta Quaresma'nın önünü kestin. Takımı geriye yetiyorsun. Başakşehir'i itemiyorsun. Ya da Aykut Hoca'nın Fenerbahçe'sini itemiyorsun. Niye Valbuena'yı oynatmıyordu? Topu kaybettiği için. İki. Topu hep istediği için. Evet, atakları da bitirmiyordu. Hayır şimdi benim bir oyunum var diyor. Abdullah Hoca da aynısını söylüyor. Erol Bulut da aynısını söylüyor. Bunlar sistem hocaları. Benim bu oyunum içinde Yusuf'un bir görevi var, Gürcan'ın bir görevi var. Ve o görevler yapılırsa ben kilidi açıyorum diyor. Birinci de açamıyorum, ikinci de açamıyorum. 15. de açıyorum ama açıyorum diyor. Bu düzeni, bu sistemden vazgeçmeyeceğim, bunu uygulayacağım diyor. Ha orada Yusuf Kenan Çalık 30 metreden vurmuş, gol olmuş. Niye vurdun demiyor elbette. Ama şimdi... Ya da başka bir verkaça girmiş, yakalamış, birebir de adam eksiltmiş. Bunu neden yaptın demiyor elbette ama
artık teknik direktörler dönemindeyiz Yusuf. Öyle ama çok ciddi bir şekilde oyuncu performansları ikinci plana gitmeye başladı. Öyle ama oyuncuları seçme konusunda da teknik direktörlerin doğru isimlere gitmesi lazım. Heh, bunun içinde paran olması lazım, bütçen olması lazım, doğru oyuncuyu alabilecek imkanın olması lazım. Ne yapıyorsun? Birinci Yusuf diyor, ikinci Gürcan diyor, üçüncü Rafet diyor. Tamam mı? Sıralama yapıyor. Yusuf'a para yetmiyor da Yusuf gelmek istemiyor. Gürcan'a geçiyorlar. Gürcan gelmek istiyor ama kulübü az istiyor. Geçiyorlar Rafet'e. Rafet de bir şeyler hep dördüncü, beşinci seçeneklerini alıyorsun. Öyle. Ve bir de işte bunlar bonservissiz olacak, az para isteyecekler. Bir de gelecek takımı ülkeye, şehre adapte olacak. Adapte olacak. Yani bugün ne yarın olacak bir şey değil. Mesela Emre'yi aldıktan sonra Başakşehir şampiyonluğu oynamaya başladı 2-2. Yani Emre gelene kadar da aynı oyunu oynardı. Emre ile başkalaştılar. Oyunun senin, tarzı değişti. Tabii senin dediğin gibi. Emre geldi, zirveye oynadılar, ikinci oldular. Hatırla. Sonra üçüncü oldular geçen sene. Bu sene de şampiyonluğu oynuyorlar. Emre geldikten sonra oyunu biraz daha rakip yarı sahada oynamaya başladılar kesin. Daha fazla topa sahip olmaya başladılar. Yani ben ta Büyükşehir Belediye döneminden buraya kadar oyunu değerlendirerek söylüyorum. Büyükşehir Belediye döneminde iyice kontratak takımıydı. Sonrasında oyuncu profili değiştikçe topa daha fazla sahip olmaya başladılar. Ama bu sezon topa çok fazla sahip olalım, rakip sahaya yayılalım, orada set oyununda yıpratalım, üçgenler kuralım, işte o beklerle stoperler arasındaki alanı değerlendirelimden ziyade rakibe hep yakın olalım. Top rakipte de olabilir ama rakibe baskıyı yapacak pozisyonda olalım. Kazandığımız topları da hemen değerlendirelim araya sızacak oyuncularla ve böylece sonuca gidelim. Yani 2 dakika, 3 dakika gaza basması Başakşehir'in pozisyon bulması anlamına geliyor. Herhangi bir karşılaşmada, herhangi bir rakibe karşı. Bu sezon da oyunu çok değişti. Ama evet, kazanmaya yönelik bir oyun var. Bunu kimse inkar edemez ama bu oyunun da bir estetiğinin de olması gerekiyor. Yani sonuçta birilerine hitap eden bir şeyden bahsediyoruz. Hitap eden kitle eğer o sergilenen performanstan memnun değilse bunu da dile getirebilir. %100. O yüzden Başakşehir bu oyunu oynadığında helal olsun deniyor. O yüzden Fenerbahçe bu oyunu oynadığında bu ne ya? Fener böyle mi oynadı? İşte ama Fenerbahçe'nin 19 şampiyonluğu var, Başakşehir'in yok. Hayır, senin dediğin gibi o da yeni yola çıktı. Başakşehir'in bu oyununu gösterip tribüne çekeceği bir taraftar yok. Yok. Ve çok ciddi şekilde kazanan oyun denilen ya da doğru oyun denilen sistemi, düzeni Abdullah Avcı minimum eleştiriyle oynatıyor takımına, minimum baskıyla. Aykut Kocaman, bak ne diyorum sana, 78 gol attı, taraftarı memnun değil. Biz defans oynuyoruz diyor. Bir Valbuena'nın yerine Atıf oynattı diyor. Böyle bir bakış açısı var. Yani oyun kurgusuna uzak ama şey haklı. Fenerbahçe böyle oynamaz. Yani Aykut Kocaman'ın oynattığı oyunu ben de beğendim. Ersun Hoca da söylüyor. Hayır, benim de beğendim bir oyunu. Ama Fenerbahçe bu mu? Ya bu da değil. Hayır, bu değil canım. Bu derken bu seneyi kastetmiyor. Hayır. Ama bu kadro mu yani? Bu yani, kadro değil. He. Senin oyuncu grubunu hakikaten belirli beceri seviyelerinin üstünde akıllı, zeki, oyunu bilen kadroyla oluşturursun. Bunun için para harcarsın. İkincisi Abdullah Hoca'nın yaptığı gibi zaman harcarsın. Ya orada para da çok ciddi zaman bir güven olması lazım. Yani şeye ulaşmak için herkesin istediği, arzuladığı doğru oyuna, güzel oyuna, keyifli oyuna ulaşmak için ya paran olacak ya zamanın olacak. Ya da ikisi. Galatasaray ile ilgili kafalardaki soru işareti forvet hattının transfer yapılmış olmasına rağmen bu kadar performans düşüklüğü yaşaması. Yani Mitroğlu'nun evet bir asisti var, bir de golü var. İkisi de puan getiren goller bu arada. Onu da unutmayalım, bunu önemli. 4 puan getirdi o goller. Ama oyun içinde hiç yok ki ben buraya geldiğinde Rudi Garcia'nın onun arkasından yapmış olduğu açıklamaları okuyup aktarmıştım izleyicilerimize. Takım için hiç mücadele etmeyen, topu devamlı ayağına bekleyen ve takım için oynamayan, kendisi hiç oynayan bir oyuncu. O yüzden bizimle olamadı, olmayacak da diye bir açıklama yapmıştı, sert bir açıklama yapmıştı Rudi Garcia. Cagney'den de çok büyük beklenti vardı Kasımpaşa performansı sonrasında ama çok iyi, çok parlak bir başlangıç yapamadı. Çok kötü bir başlangıç yaptı hatta. Abi bir kere artık
Yani ilk yarı santraforsuz oynadıktan mıdır nedir? Gerçi Eren'in de hakkını yemeyelim. Ya da günahını almayalım. Yani Galatasaray'ın oyunu bir santrafor oyununa dönmedi. İkinci yarı periyodunda. Hı hı. Yani bizim santraforumuz yoktu. O yüzden biz deplasmanda puanlar kaybettik bölümü. Biraz taca çıkmış gibi gözüküyor. Yani orada çok realist değil. Yani ikinci yarı Galatasaray'ı parlatan Belhanda-Fegüli ikilisinin hakikaten anormal. Çok akıllı performansları oldu. Birisi araya oynadı, öteki araya kaçtı. Ya da birisi boşa çıkardı, öteki pası verdi. Mesela Akhisarspor bunu çok iyi savundu. Şutu çekti, bravo. Şeyde Erzurum da savundu. Yani sol kanatta Feguli'nin ya da sağdan bindiren bek oyuncusunun herhangi bir koşusuna izin verilmedi. Koşuya izin verilse bile pas kanalı kapatıldı. Ben Akhisarspor'un hani çok ciddi çalışmışlar buna. Erzurumspor da aynı şekilde. Ama yani bu kadar yatırım yapılan bir takımda 10 milyon euro bir santrafor ödüyorsunuz. Önemli bir Avrupa standartlarında bir santrafor daha getiriyorsunuz ve ikisi de bak, iki çok az katkı. Öyle deme bak şimdi. Ekleme yapayım sana. Öyle deme derken katılıyorum yani. 10 milyon euro Cagne. Evet. Mitroğlu. O da kiralandı. Marka 4,5 milyon euro. Lündemann 8. 8. Ama o da kiralandı seneye. Yani devre arası şampiyon olalım diye 25 milyon euro harcadı Galatasaray. Gelir de elde etti ama. Belki elindeki en performansı ama yüksek bak, oyuncuydu sattı. Ama, Ozan Kabak sattı. Doğru ama böyle bir dönemde yani meteliğe tabiri caizse kurşun atılan bir dönemde bu 25 milyon euro ile borçlarını kapatabilirdi. Oyuncuların olan şeylerini ödeyebilirdi. Sen hatırlıyor musun? Alacaklarını ödeyebilirdi. Çok daha tecrübelisin abi. Devre arasında bu kadar para harcanan bir transfer dönemi hatırlıyor musun? Bu kadar çok yüksek meblağlardan bahsediyorum. Neredeyse kadroların büyük ölçüde değiştiği, çok kilit 11 oyuncularının alındığı, alternatif değil. Veya bir tane kilit oyuncu değil. Galatasaray 4 tane 11 oyuncusu aldı. Fenerbahçe, Sadık, Moses, Serdar, Tolgay, daha da Zayt, 6'ya yakın İlk 11 oyuncusu aldı. Beşiktaş 2 tane ilk 11 oyuncusu aldı. Yani bu kadar karmaşık, bu kadar para harcanan, bu kadar kadroların değiştiği bir devre arası transfer dönemi hatırlamıyorum. Evet, devre arasında gelen çok iyi oyuncular oldu ama. Ben de hatırlamıyorum. Yani daha da gelirdi. Transfer yasakları evet, vardı. Evet. UEFA sopası olmasaydı daha da gelirdi. Bence 11 değişecekti Fenerbahçe'de zaten. Olmasa Trabzon'da alacaktı. Evet, evet. Kayseri'de, Antalya'da. Evet, tamam mı? Yani onlar da. Ankara Gücü son anda aldı. Onlar da yapacaklar transfer. Bir Musa Sova hatırlıyorum. Fenerbahçe değil mi? 10 milyon euroyu almıştı. Evet. Onu da 3 iş adamı. Hani kim almıştı? Ferit Bey aldı. Ferit Şahin, Nihat Özdemir, Hamdi Bey, Murat. Murat Bey, evet. 3'er milyon euroluk katkı vermişler. 3,5 milyon euro mu? Para ödemişler. Yani 3'ü ortak almışlar yani. Öyle de dendi. Öyle söylenmişti. Ve ama o zaman gene böyle bir zaman değildi. Gene biraz akarı vardı kulüplerin. Ceza alma ihtimali konuşulmuyordu ama daha kulüplerin. Yani böyle bir dönemde Galatasaray yönetimi hakikaten büyük fedakarlık yaptı. Yani Fatih Hoca orada masaya yumruğunu vurdu. Ya alacaksınız dedi ya da... Peki güzel bir soru. Erhan Demiray, Galatasaray'ın forvet konusundaki en büyük sıkıntısı forveti besleyecek bir oyun planının olmaması. Erhan varken birçok pozisyonda buluşuyordu ve en azından gol atıyordu ama şimdi pas atmıyorlar demiş. Pas atmıyorlar biraz haksızlık olur. Ya ben bilerek bir ara vardı Alex Anelka meselesinde bana pas atmıyorlar meselesi Fenerbahçe'de ama burada hakikaten atmıyorlardı da gerçekten. Sağ içinde de görüyordunuz izlerken çıplak gözle. Ben Cagney'e ya da Mitroğlu'na pas atılmadığını düşünmüyorum. Yani abi, böyle bilinçli bir durum abi yok. Abi şimdi şu var. Mesela bir süre sonra Fenerbahçe oyuncular da Huiza'ya yatmadılar. Evet, kaçırıyor diye mi? Aynen. Yani oyuncu inanmıyorsa arkadaşına şimdi atacağım kaptıracak diyorsa başka onu bir son çare olarak kullanıyor. Yani başka çaresi kalmadığı zaman. Ama Cagney daha yeni geldi. Böyle bir güven kaybı olmuş olabilir o mi? O yüzden değildi diyorum. Okay. Yani öyle bir şey yoktur. Vermiyorlar diye bir şey ben yoktur. De yani izlerken öyle bir şey yani, hissettin mi? Yok, zaten Mitroğlu şeyin kucağında oynuyor. İki stoperin kucağında oynuyor. Nasıl atacaklar ona topu? Ya duran topta gelecek ya bir kenar ortalarını arkaya bindirme yaparsa gelecek. Yani defans arkasındaki çok öyle bir oyuncu da değil. Cagne de şeyi seven bir oyuncu. Alan. Hem alan seviyor hem de arkadan gelmiyor. Yani orta yapılacak o yüzü dönük
oynamayı seviyor. O da kucağa oturduğunda yani kaleye sırtını döndüğünde o da çok şey değil. Ama Galatasaray'ın rakipleri de böyle oynuyor. Şimdi mesela yani, Orgil çok iyi başladı ikinci yarıya. Denecek ki Orgil gibi forveti nasıl bulamıyorsunuz? Ankara Gücü gibi oynarsan Orgil gibi forvetle oynayabilirsin. Orgil ile Cagney'i değiştirelim. Cagney orada aynı performans sergileyecek şu an. Veya Raşat Muhammed. Hani bu hafta Erzurumspor'da fena oynamadığı için. Şimdi takımlarımızın evet Cagney çok özel bir performansa imza attı ilk yarıda ama alınan oyuncunun kimliğiyle kendi oyun kimliği, oynatmak istediği kimliğin örtüşmediği durumlar söz konusu oluyor. Bir de bence en büyük hata alınan veya satılan oyuncu. 29 gol atmış oyuncu var elinde yani. Yap zammı, sezona devam et Domis'le. Değil niye mi? Gönderiyorsun? Yani? Niye risk alıyorsun? Adam gelmiş, adapte olmuş, gol kralı olmuş. Gol kralı rekorunu kırmış en çok gol atan futbolcu rekorunu. Gönderme. Yani 10 milyon sırf bir oyuncu için, yerini doldurmak için 10 milyon euro ödedin keş. Gönderme yani. Ya sırf para değildi orada muhabbet ya. Fark etmez. Yani şimdi bazen dün Eto'nun bir röportajı vardı. Pep Guardiola ile tartışmasını anlatıyordu Fransız televizyonunda. O dönemde Pep Guardiola ilk geldiğinde Eto, Ronaldinho ve Deco'yu istemiyorum dedi. Eto bir sezon daha kaldı. Deco ve Ronaldinho hemen ayrılmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Ve Eto sezon 35 gol attı. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bütün kupalarda hepsinde var. İşte 9 numaralı formayı Eto'dan aldı, Thierry Henry'ye verdi. İşte bir sürü saygısızlık yapıldı vesaire. Bunların hepsini anlatıyor. Ya olabilir, sevmediğim bir oyuncu olabilir ama faydalan. Ne olunmuş olabilir yani? Gomis ne yapmış olabilir? Metin Oktay'a küfür mü etti yani? Ne yapmış olabilir yani? Onu bilmiyorum. En azından parasını yani, almadığı için Kayseri'ye gitmediğini öğrendik yani. Parasını almadığı için. Yani, şimdi sen de paranı almasan bir yerde isyan edersin. Hayır canım yani ben niye gitmedin demiyorum yani. Hayır. Bu bir bahane olmamalı bence. Bence yani de olmamalı. Bunda neden olarak da ortaya atılmamalı. Ha, bence de olmamalı. Adam geldi sonra seni şampiyon yaptı. Ha, orada farklı dinamikler daha fazla para istiyor. Ben sizi şampiyon yaptım diye. Yapmasan paranı düşürecek miydin diyorlar. Mesela Gomez'e iki tarafta kopmuş orada. Ki Gomez de bu açıklamalardan sonra bir şey gönderdi. Yani bu olaylar bildiğiniz gibi değil. Evet bir açıklaması yeri zamanı vardı, geldiğinde doğru. Ben açıklama de geleceğim yapacağım. Konuşacağım dedi. Ama şöyle düşün abi. Şimdi Şampiyonlar Ligi grubundan çıksan elde edeceğim bir meblağ var ki grup gerçekten şanslı bir kura sonucunda oluşan bir gruptu. Türkiye Ligi şampiyonluğu çok değerli bir şampiyonluk finansal olarak söylüyorum. Onun devamında bir sonraki sezon yine Şampiyonlar Ligi potansiyel geliri var. Yani şimdi bu kadar gelir potansiyel gelirden bahsederken bu kadar forvet sıkıntısı çekmiş bir takımın hani Drogba sonrasında istediği forveti bulamayan bir takımın gelen hemen adapte olan bu kadar çok gol atan başka bir forvet bulma ihtimali çok zor. Çok çok zor bir şey yani. 2-3 kere düşünmen lazım sen, ayrılırken. Sen onu bırak. Devre arası oldu. Elindeki tek forveti kaldı dış bırak. Evet Eren'e. Ve 4 hafta falan da forvetsiz oynadı değil mi şey gelene kadar? Aşağı yukarı. Cagney transfer edilene kadar. Cagney de geldiğinde oynayamadı zaten. İşte aynen cezalıydı. Yani yok Sinan'ı oynattın orada yok Onyekuru'yu oynattın. İşin başka tarafına bak çok kolay bir gruptan çıkamadın. Hı hı. Şampiyonlar Ligi'nde. 25 milyon euroluk ara transfer yaptın. 8 puan geridesin. Akhisar'ı zor yendin. Erzurum'u yenemedin. Ki önünde de daha zor maçlar var. Zor maçlar ve o seriler de yavaş yavaş geliyor. Şimdi diyor ki dinleyicimiz, seyircimiz Galatasaray'ın oyunu santrafora göre değil. O zaman yeni bir oyun da bulmamışsın. Evet, alternatif üretmişsin. Hayır, mesela Battal'la oynuyordu, Adebayor'la oynuyordu, Abdullah Avcı. Bir oyunu vardı senin bahsettiğin. Robinho'yla oynuyor, başka bir oyunu tabii var. Yani teknik direktör bakıyor. Çözüm üretmeli. Benim bu oyunu oynamam lazım diye ben bu santrafor alayım diyor. Değil mi? Ayağı iyi aynen, olan. Aynen. Ayağı daha iyi mobil, olan. Daha aynen, fazla aynen. Yer değiştiren. Orada pasörlük de yapabilecek. Birdenbire Visca. Ya yani ileri üçlünün her pozisyonda oynayabileceği tamam. Oyuncular. 7 maçta 9 gole katkıda evet. Bulunmuş. Yani 5 atmış 4 asist. 4 asist. 4 atmış 5 asist mi? Öyle bir şey. Galiba 5 attı 4 asist. 7 gole katkıda bulunmuş Robinho'dan sonra. Alıyor baba araya koyuyor topu. O kaliteyle karşı karşıya oluyor oyuncu. Yandaki oyuncunun performansı yükseliyor. Bence
Arda da katılacak. Bir de şeyi de konuşuyorduk. Arda da iyi oynuyor şu an. Gerçi Galatasaray'dan Başakşehir'e geçtik ama ilk yarı Emre ile Arda'dan da yararlanamadı. Evet. Abdullah Avcı. Şimdi onları da devreye soktu. Doğru. Adebayor oradan hiç yararlanmadı. Yani Fatih Hoca orada ciddi olarak taktik ve yönetimsel karar hataları yaptı. Yani bu kadar yönetim jestine rağmen, yani 20-25 milyonluk transfere rağmen, işte golü Markağa yüzünden yiyor. Yani gönderdi Serdar Aziz'i. Markağa'yı aldı. Gene olmadı. Benfica'ya elendi. Stoper hatası. Hı hı. Değil mi? Kayda düştü. Evet. Burada da Erzurum'da da 2 puan bıraktı. Aynen. Golü yedi. Stoper hatası. Ve son Selçuk İnan değişikliği de mesela. Değiştirdi. Değil mi? Cagney'i aldı. Hı hı. Bir baktı ben ne yaptım dedi. Hemen Emir Akbaba'yı aldı. Mitroğlu'nu çıkardım. Demir orta sahasız oyuna döndü. Aynen. 70. dakikada. 69 mu 70 mi? Ondan sonra. Yani o taşları da doğru oynamak. O yüzden hep dengeden bahsediyorum. Fatih Hoca belki de şunu düşündü. Benim oyun olarak gelişmem çok mümkün değil. Ben bununla Başakşehir'i yakalayamam. Bana performans lazım. Hı hı. Adam da 20 en tane. En iyi performansı. Adam da 20 tane atmış alayım. Hiç olmazsa problemleri ben o performansla çözeyim dedi. 10-15 tane de bizde atsın. Aynen. O performansla çözeyim dedi. Ama oyun Cagney, Galatasaray, performans, pas, pozisyona girme sayısı falan bir türlü bir araya gelmiyor. Aynen öyle. Bitirelim yavaş yavaş. Olur. Çok güzel oldu. Geçmişe de gittik bazı yerlerde. Gayet keyifliydi. Umarım siz de sevmişsinizdir, beğenerek izlemişsinizdir. Tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.